Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Usul kanalına hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün yine... yok. Öyle şeyler yapmıyorum. Bugün yine yeni bir vlogla sizlerin karşısındayım. Umarım güzel bir vlog olur yine. Ayrıca umarım da herkesin keyfi yerindedir, sağlığı yerindedir. Çünkü gerçekten bu ara hani herkes hasta tanıdım. Ve hastalıklar artık şey gibi değil, koronadan önceki gibi de değil. Hani bir hasta oluyorsun, bir buçuk ay sürüyor. Ben hala hissediyorum hastalığın etkilerini. Hatta geçen gün nefes alamadığım için hastaneye falan da gittim. Yani bir kontrol ettirdim ciğerlerimi falan. Neyse ki temiz çıktı, onlarda sıkıntı olmadı. Ama dediğim gibi bir hastalık bulaştığı zaman şu an kolay kolay gitmiyor. Hala onun halsizliği var üzerinde. O yüzden yeni videoda başlayamamıştım. Ama 4-5 gündür beni bekleyen bir şeyler var. O yüzden mecburen artık başlamam gerekti. Çünkü açılması gereken koli var bir tane. Daha doğrusu iki tane kocaman bir koli var. Şöyle göstereyim size. Beta Market'in Pet Shop'tan iki tane kocaman koli geldi bana. Yaklaşık 5-6 gün oldu sanırım. Hala açılmayı bekliyorlar burada. İçinde ne var merak ediyorum. Tabii ben biraz göz ucuyla baktım ama yine de tam olarak sizlerle birlikte bakmak istedim. Daha iyi oldu diye düşündüm. Böyle kutu açılımlarını da seviyorsunuz diye düşünüyorum. Zaten ayrıca bu kutuyla ilgili yine sizlere de sürprizlerimiz de olacak. O yüzden de takipte kalın. Önce şöyle bir güncel duruma bakalım. Ondan sonra sizi ilgilendiren kısım ne? Ondan da bahsedeceğim sizlere. Öncelikle tuzlu su aynı. Bunun sinekliklerini hala yapmadım. Ama artık bu vlogu da yaparım. Yani bu vlogun içinde gösterir miyim bilmiyorum ama bu vlog süresince bitirmiş olurum onu diye düşünüyorum artık. Onun dışında balıklarımız da aynı. Aynı be. Yeni balıklarımız yok. Gelecek inşallah onlar da. Tuz yiyorum ya. Burada biraz değişiklik oldu. Daha doğrusu biliyorsun Pavlo gitmişti. Boş takılıyordu tank. Bozacaktım aslında. Ama balon balığı hoşuma gitti. Çanakkale'de Miraç Peşçoklu bir peşçok denk geldi. Instagram'da. Ve balon balığı gördüm ondan. Paaka gördüm aslında normalde ama Paaka'yı almaya gittiğimde bir de 8 puffer vardı orada. 8 puffer da çok hoşuma gitti. Hatta ilk önce onu aldım. Buraya koydum falan ama sonra biraz araştırdıktan sonra yok acı su istiyorlar. Yok belli bir tuzluluk oranı lazım falan. O yüzden onu bir arkadaşıma verdim. Hediye ettim daha doğrusu. Artık o bakacak ona. Ben de 2 tane paak aldım. Ama balon balıklarını çok sevdim. Bakalım farklı türlere de geçebiliriz yine balon balıklarında. Tabii şu an çok bağlanmak istemiyorum bunlara. Biraz zayıf gibiler. Çok yeni de yediremedim doğru dürüst. O yüzden umarım hayatı tutundurabiliriz. Hayatı tutunursa gerçekten çok mutlu olacağım. Bir tane salyangoz vermiştim geçen gün. Salyangozu yediler. Ama onun dışında un kurdu veriyorum. Yani dişliyorlar ama yiyemiyorlar sanırım un kurdunu. O yüzden acil olarak salyangoz bulmam gerekiyor sanırım. Hatta salyangoz varsa elinde fazlalık olan adi salyangozlar falan bana ulaşırsa sevinirim. En azından yavrucaklar aç kalmasın diye düşünüyorum. En kötü posolardan vermeye başlayacağım yani az kaldı. Ondan sonrasında şuradaki tankı aldık artık biliyorsunuz aşağıya. Onun zaten ışığı hazır. Quantum'u kullanıyoruz onda. Ve high tech bir kullanım olacak onda. Buna da low tech bir tank kuracağım. Ve bunu arka planıma alacağım. Ama bunun şu sorunu var. Buna şu an bir ışığımız yok. Bilmiyorum bir ışık çözmeye çalışıyorum şu anda. Eğer çözebilirsem birkaç firmayla görüşeceğim. Eğer onlardan ışık çözebilirsem buna o ışık olacak. Zaten bu en güzel yerde olacak. Tam arkamda olacak böyle. Işık da orada görsel olarak güzel durur diye düşünüyorum. O yüzden firmalara buradan sesleniyorum yani. Onun dışında şurayı biraz değiştirdim, düzenledim daha doğrusu. Şurada yemlerimizi düzenledim. Her yerde duruyordu yemler, dağınık. Onları biraz düzenledim şöyle bir sehpaya. Onun dışında bu ada M tanka kurum gelecek yakında. Bunda bir sponsoru var. O sponsorundan ürünlerini bekliyorum şu an. O ürünler de geldiğinde buna güzel bir Iwagumi kuracağız. Bakalım çok güzel bir görselliği olacağını düşünüyorum. Umarım becerip de güzel bir şekilde yansıtabilirim sizlere de. Zaten bunun ışığı, kendi ışığı var. Adanın Aqua Sky Moon ışığı var. Onu kullanacağım. Ama diğer ürünler muhtemelen ada olamayacak. Yani o kadar hem ürünlerin çeşitliliği yok Türkiye'de hem de o kadar para veremeyeceğim yani bir difüzöre falan. O yüzden şimdilik dediğim gibi farklı markalar olacak ama umarım ileride komple ada bir tank da kurabiliriz belki bilmiyorum. En azından hayal olarak devam ediyor. Şuna değişik bir kurum yapacağım. Şu an şimdi spoiler vermiyorum ama şurası size bir şey çağrıştırıyorsa biraz anlayabilirsiniz durumu. Bana çağrıştırıyor. O yüzden adını yaptırdım da. Ama o diğer şeyi söylemeyeceğim şimdilik. Bu arada da şurada da yine şeyler var. C2 RGB var. Chirios'un ürünleri onlar biliyorsunuzdur. Ve standı var bunun. Bununla ilgili de şöyle bir gelişme var Türkiye'de. Normalde ben bu ürünü bir sene önce falan aldım. Yurt dışından AliExpress'ten. Ama tabii AliExpress'ten aldığınız ürünlerde garanti yok. Veya arkasında duran bir firma yok. O yüzden biraz sıkıntılı olabiliyor. Ben aldım ama Türkiye'de satışta bulunmadığı için bunun açıkçası kutu açılımını falan çekmemiştim. Bu uzun süredir kutuda duruyor. Yani kullandım ben ürünü biraz. Hem ürün konusunda tecrübem de var. O yüzden tekrar kutusundan çıkartıp bunu sizlere bir video çekmek istedim. Ürün içeriği nasıl?
ve standı nasıl takılıyor? Bunlarla ilgili bir tane video çekeceğim. Chirios'u da biliyorsunuz artık. Hani takip ediyorsanız piyasayı. Pet pazarım Boğaç. Distribütörü kaldı Türkiye'de Chirios'un. Ve onun sayesinde şu an bayağı bir ürünü geldi. İleride muhtemelen çok daha fazla ürünü de gelecektir diye düşünüyorum. Yeter ki talep olsun. Ben dediğim gibi almak isterseniz zaten aşağıya pet pazarımın linkini bırakırım. Ondan veya zaten Bayer'inden alabilirsiniz de. Gerçekten C2 RGB güzel bir ürün. Bende C2'nin düzü de var. Zaten onun kanalında kutu açılımı ve inceleme videosu da var. Onu da isterseniz oradan bakabilirsiniz. Boğaç'a da buradan yani bu güzel markayı Türkiye'ye kazandırdığı için teşekkür ederim tekrardan. Bu teraryum hala duruyor. Böcek teraryum yapacağız. Ama işte koyacak yerim yok yani burada durmasın diye yani düşünüyorum. Dolap için buraya işte ölçüyü verdim. Bekliyorum bakalım ne zaman yapacaklar. Umarım güzel bir dolap olacak buraya. Çoğu kalabalığı toplayacak benim. Bitkiler büyük bir paludaryum veya tank kurmadığım için hala burada duruyorlar. Burada monkey leaf'imiz var zaten. O gayet güzel büyüyor, gelişiyor. Ama bayağı uzadı onu yukarıya falan bir yere asmak gerekiyor. Çünkü aşağı doğru artık sarkmaya başladı. Axolotl'umuz yine burada. O bayağı büyüdü. Onun tankını geçen gün video dışı temizledim. Bayağı bir yosun falan vardı. Bir önceki vlogda görmüşsünüzdür muhtemelen. Bayağı yosun vardı onu temizledim. Üçlü fanı buraya taktım Seyfa Okan'ın. Artı buzları destekliyorum. Niye? Çünkü benim evim gerçekten sıcak oluyor. O yüzden böyle bir destek atıyorum buzla. Her gün günde iki kere falan buz atıyorum içerisine. Bu arada bunu da bir arkadaşım bastı. Bas bana bir 3T. Zaten Instagram'da paylaşırım onun da linkini. Çok güzel Axolotl. Şurada da Halloween için Jumping Spider'lar bastı bana. Birkaç tane daha bakalım ondan bir şeyler daha isteyebilirim. Farklı şeyler yapacağım. Şurada yine avokadonun çekirdeği var. Onları deniyorum. Daha hala başaramadım ama bir gün başaracağım inşallah. Posolarımız aynı burada duruyor. Ama artık posolarda şöyle bir şey oldu. Posolar yani oldu artık. Bayağı oldu yani. Yaptık paso işini ama devamı yok. Sürekli aynı şey. Hani bilmiyorum bu tank sıkıcı gelmeye başladı mı size? Onunla ilgili bir sizin de yorumlarınızı alırsam sevinirim. Eğer size de sıkıcı geldiyse bu tankı bozup artık posoları da bir şekilde elden çıkartıp farklı bir yönelebilirim yani. İzopotlarımız yine güzel gelişiyor. Ama bugün niyeyse toklarmış galiba. Bugün gelmediler yemlerine. Bunu zaten artık aşağıdan bir yere alacağım. O yüzden yerine de işte bu shallow tank gelecek zaten. Söylemiştim. Şurada bir tane bitki saksım var. Saksı değil aslında saklama kabuğundan yapma bir. O zaten aynı şekilde devam ediyor. Güzel bir şekilde devam ediyor. Gelişim var. Küçücük yapraklar vardı şurada. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Şurada fil kulağı vardı bir tane. Ölmek üzereydi. Onu da oraya koydum. O bayağı uzadı. Hatta onu çıkartmamız gerekecek muhtemelen. Şöyle biraz arka getirelim. Işığı biraz. Işığa değip kafası kurumasın. İzopotlarımız, karıncalarımız burada diğer kolonilerimiz. Yani karıncaları bir önceki videoda göstermiştim. Bu videoda gerek yok diye düşünüyorum. Fanusumuz yine güzel şekilde gelişim gösteriyor. Hatta şu mor bitki bayağı uzadı. Yakında onu budamak gerekecek sanırım. Budayıp tekrar köklendirebilirim belki. İçindeki bitkiler de sağlam. Kaç tane fiton ya da çürüme oldu sanırım da. Onların köklerini tam ekememiş olabilirim belki. O sebeple oldu sanırım. Burada işte Artemia çıkartma setini bağladım. Uzun zaman sonra. Normalde ben bu seti Apistolar'ın yavru yapma ihtimaline karşı almıştım. Ama tabii Apistolar artık yerinde durmayıp atlayınca öyle bir şansım da olmadı. O yüzden kullanmıyordum. Şimdi tekrar şey için, balonlar için deneme yapıyorum. Bir kere çıkarttım çok rahatlıkla. İkinciye de muhtemelen yarın falan çıkartmış olacağım. Onu da size gösterebilirim belki. Ama bunu zaten ayrı videosu geldiği için göstermeyebilirim direkt. Şöyle zaten Malawi İzmir'den almıştım bunları da. Hatta bunu set halinde almıştım ben. Inven'in yemleri, ondan sonra CE planın çıkartma seti, süzgeci, müzgeci hepsi birlikte geliyor. Gayet güzel ve kolay bir şekilde çıkıyor. Aynı zamanda yanında bir neodym mıknatıs var. Mıknatısla da çıkmış yumurta kabuklarını çekiyorsunuz. Ondan sonrasında kalan ATM'ler tertemiz, kılçıksız size kalıyor. Yani ama dediğim gibi videosu, detaylı videosu zaten gelecek yani. Buna şu an çok girmeyelim. Ki girdik yani. Avokado çekirdeğimiz var bir tane burada yine. Bunda deneme yapıyoruz. Köklendirme yapamadık daha yok. Kök yok hiç. Burada karides tankımda biraz ölümler olmuştu. Bir önceki videoda bahsetmiştim muhtemelen. Kariden aranın birazı öldü maalesef. Hani belki ömürleri de gelmişti ama bilemiyorum. O yüzden bir arkadaşım Bloodmare'i vermişti. Şurada görünüyor. Bloodmare'i de bu tanka ekledim. Zaten biliyorsunuz ne Koridina ile Karidina türleri kırılmıyor. Yani ikisi de ayrı ayrı üremeye devam edebilirler. Sadece bunlarda Bloodmare'lerde bir tane kaybettim. Ama onda da yavrular da var. Şurada gözüküyor zaten. Bilmiyorum parmağımda gözüküyor mu? Detay görüntüsünü çeker zaten videoya eklerim onu da. Bunlara yine bitki setinin kendi standı var biliyorsunuz işte. Görmüşsünüzdür. Normal Chirios'lara vardı böyle bir stand. Bu tankımız zaten aynı şekilde devam ediyor. Su artık sarı. Çok fazla dokunmuyorum ama şurada görmüş olduğunuz gibi yani bu cerebide çiçek var burada. Çiçek yapıyor. Karideslerimiz de mutlu. Sürekli yavru yapıyorlar falan. Bu tanka çok dokunmuyorum ben. Dokunmadığım halde gayet güzel ilerliyor. O açıdan sıkıntı yok. Şu tankımıza etovir bitki yapacağız. Sizlerin ankette oylarıyla birlikte. Ona karar verdik. Gerçi ben de onu istiyordum yani kesinlikle. Hani siz başka bir şey deseniz bile belki etovir bitki gelebilirdi yine de. Onun siparişlerini hatta bugün netleştireceğiz sanırım. Bu vlogun içinde olur veya bir sonraki vlogda olur. Onu da artık yavaş yavaş yapıp göstereceğim sizlere. Zaten
muhtemelen şey olur. Ayrı videosu da olur bunun kanalda. Yine videonun içinde de kısa kısa göstermiş olurum sizlere. Burada kalan bitkileri biraz koydum işte. Mostlar var falan. Burası da o şekilde devam ediyor. Yine şurada kurulacak akvaryumlar var. Şunlardan bir tanesine de belki işte yine etobur bitki koyabilirim. Ya buna ya buna. İkisinden birine bir etobur bitki güzel olur diye düşünüyorum. Şurada beta kurabileceğim yerler var. İşte teraryumlar var falan. Şuna bir high tech kuracağım. Bununla account'umun ışığı var. 45 santimlik. 45-35 olması lazım bunun ölçüsü de. Ama bunu eve kurabilirim belki. Eşim eve istedi, salona istedi yani daha doğrusu. O yüzden bu belki burada olmayabilir ama yine orada kursam da size videosunu sağlarım. Bir Dutch kurasım var buna. Şöyle güzel bitkilerle güzel girişim yapabilirsem. Umarım görsel seyri yüksek bir tank olacaktır bunda diye düşünüyorum. Zaten camlarımız falan efsane. Hani Aksa'nın kalitesine diyecek bir şey yok. Biliyorsunuz öyle. 45 derece bile şimdiden camlarda. Öyle devam edeceğiz. Balonlarımız burada. Balon. Yani gördüğünüz gibi biraz işte midrel fazla basık ya. Bunlar kumun içindeydi hep. Ben çok göremedim de. Böyle aktif canlılar ama işte bakabilecek miyiz bakalım. Umarım sıkıntı yaşamadan devam ederiz bunlara. Evet. Sanırım güncel durumları bahsettik. Ha şuraya da bir tane tank kuracağım muhtemelen. Bu benim ilk tankım, ilk beta tankım. Normal egzotarı ampulle takmıştım onu, çalıştırmıştım o zamanlar. Yine egzotarı ampulle şuraya bir nostalji köşesi. Nostalji köşesi yapabilirim diye düşündüm. Buraya onu yapacağım muhtemelen. Bir de işte bu ara dediğim gibi farklı canlılar, farklı kurban olacağı için birkaç tane boş tank döndürmek istiyorum. En azından bakteri kültürü otursun. Canlıları da kendi orijinal tanklarına alana kadar bir şekilde devamlılık sağlamak için öyle bir yola gidebilirim. Ama tabii kurduğum tanklar öylesine tanklar olacak. Yani sadece su dönecek. Kumu koyacağım. İç filtre çalıştırırım muhtemelen. O şekilde kurumlar yapabilirim belki diye düşünüyorum. Evet, şimdi gelin artık paketlerimizi açalım. İçinden ne çıkıyor bakalım. Sonrasında size dediğim gibi sürprizinden bahsederim. Ve videoyu kapatalım. Bu videomuz da bu şekilde olsun. Bu videoda kurum mesela yapmayalım. Size hediye veririm. Hadi açıyorum. Çok uzatmadım falan. Evet, öncelikle bu şekilde çalışamayacağım için şu koliyi aşağı indirdim acaba. Alttakinden başlayalım. Ben direkt ayakta açayım bunu. Hiç uğraşmadan. Bu arada da size biraz Beta Market'inden bahsedeyim. Kendileri Bursa'da olan bir firma. Biliyorsunuzdur belki Bursa'da olan arkadaşlarımız. Şunu bir önce açayım da. Bayağı bir şey var kutunun içinde şu an. Oo, bu ne? Product'ın ürünleri gelmiş bana. Bu şekilde bir reklam afişini yollamış. Oo. Tropicana'nın bir tane kitabı var. Çok güzel. O süper ya bunlar. Bayıldım. Tropicana'nın şöyle su altında 50 yıl gibi bir kitabı var. Onu yollamış bana. Gerçekten çok güzel duruyor ya. Görseller çok iyi. Efsane. Of. Of. Yine Product'ın şöyle. Oo, Türkçemde. Product'ın ürünleriyle ilgili açıklamalar var. Bu arada Product'ın bayağı ürünü varmış ya. Substratları, yemleri, her şey var galiba. Şöyle bir kitapçık yollamış. Beta Market'imle ilgili bir broşür yollamış. Onlardan kısaca bahsedeyim bu arada. Bursa'da bir firma, biliyorsunuz belki. 3 katlı bir mağazası var. Ve bu mağazada tuzlu su, tatlı su, kuş, kedi köpek ürünleri, sürüngen ürünleri, kemirgen ürünleri gibi bütün ürünleri bulabiliyorsunuz. Ayrıca web siteleri de var tabi. betamarketim.com.tr'den istediğiniz gibi sipariş verebiliyorsunuz. 200 TL üzeri siparişlerinizde de ücretsiz teslimat diyor. Zaten ben iletişim bilgilerini yine aşağıya bırakırım. Kendileri dediğim gibi 2012'den beri çalışan bir firma. Ulu Yol'da 3 katlı bir mağazası var. Çoğu balık türünü bulabiliyorsunuz rahatlıkla. Bizim Çanakkale'de olmayan bir şey maalesef ki. O yüzden çok özeniyorum böyle. Hatta yakın zamanda gidersen de sizlere güzel bir vlog da çekeceğim orada. Ve yakın zamanda da Zafer Plaza'da da bir pet shop'u devralıp onlar işletmeye başladı. Sanırım orası da 25 yıllık bir pet shop'muş. Ve artık Beta Market'in tarafından işletiliyor. Oradan da alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Yine Sera'nın broşürleri. Merak etmeyin sadece broşür yollamamış ya. Bu kadar paketten sadece broşür çıkarsa. Şöyle sağ olsun kalemleri yollamış. Hediyelik kalemler. Evet. Şöyle Sera'nın bir diskus anahtarlığı var. Daha önce bana farklı bir modeli gelmiş sanırım. Diskuslar çok istediğim canlılar ama ileride bir gün diyelim şimdilik. Kalemler çıkıyor tabi. Şimdi Product'ın bir ürünü çıktı. pH eksi diyor. Evet, üstünde yazdığı gibi hakikaten pH düşürmeye yarayan bir su bakım solüsyonu diyor. Enteresanmış. Convert water, yani su düzenleyici muhtemelen bu da.
Aynen. Su bakımı için kullanılır. Mineral tuzlar, yağmurdan sonra suyun ekosistemini kontrol altına alır diyor. Convert Water'miş bu da. Şöyle bir aktif karbon plus'umuz var. Aktif karbon. Beta marketim, evet. Bir tane de bana kupa yollamışlar. Hatta bu kupayı birazdan ben bir ıhlamur yapayım da içeyim bari. Biraz boğazlarım daha hala kötü biliyorsunuz. Teşekkür ederim tekrardan buradan. Beni düşündükleri için. İçinde sallanma ıhlamur çıksaydı bak olurdu. Güzel olurdu. Hazır demlerdim direkt. Evet, geldik sürüngen ürünlerine. Isıtıcı kablo yollamış. Hatta bir daha ısıtıcı kablo yollamış. Yine Prodak'ın seramik filtre malzemesini yollamış. Yine karbon çubuklardan yollamış. Biraz daha büyük karbonlardan yollamış yani. Bu parçalanmış karbon yine. Karbon ve zeolit karışımı yollamış. Enteresan. Bayağı ürün varmış ya. Ah Allah. Bitirme. Kalorosel. Midi kırığı. A few moments later. Midi kırığı galiba. O da kalorosel diyor. Aquator diyor. pH seviyesini düzenleyici veya sabit tutucu bir şeymiş. Şöyle. Yine seramik malzeme yollamış. Bundan bir tane daha var sanırım. Böyle giderse ben yarım saatte koli açacağım. Yine aktif karbon plus yollamış. Bayağı bir filtre malzemesi oldu elinde. Bu da yine Prodak'ın floresan takmak için yerini yollamış. Floresan ampul takabiliyorsunuz istediğiniz boylarda. Ondan yine bir tane daha yollamış. Aslında bunları sürüngende kullanabilirim rahatlıkla. Bunların wattları vardır muhtemelen. 36-38 watt mesela destekliyormuş bu. Onları kullanabilirim. Yine Prodak'ın bir sıvı düzenleyicisi. Musluk suyundaki klorominleri düzenleyen bir tane sıvı yollamış. Krakon'un siyah kumundan yollamış. Bunu farklı bir tasarımda kullanacağım. Ah, belim ağrıdı. Ah. Şimdi gelin LED light. Su içi LED ışıklardan. Bunlardan bayağı bir yollamış ya. Bu mesela blue, maviymiş. Bu beyaz LED'miş. Bu yeşilmiş. Ya bu da beyazmış. Kırmızıymış. Kırmızıyı severiz. Bana bir projede zaten kırmızı lazım. Bu da maviymiş. Bu da kırmızıymış. Tamam. İki kırmızı, iki mavi, iki beyaz. Bir tane yeşil gelmiş. Diğerinde de yoksa. Yine bir tane daha anahtarlıktan gelmiş. Diskus anahtarlığımız. Fosfat önleyici bir malzeme gelmiş. Yine filtre malzemesi diye düşünüyorum. Evet, filtre çorabıyla birlikte gelmiş hatta. Fosfat önleyici bir malzeme. No phosphates diye geçiyor. Onu da şöyle koyalım. Zaten bunları ben muhtemelen size kullandıkça videoların içinde gösteririm diye düşünüyorum. Aa, reçine yollamış. Reçine. Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? GH'i düşürüyormuş burada. Lowers'te GH diyor ama bunu nerede kullanıyorsun bilmiyorum. Bunu ben normalde bildiğim arıtma su şeylerinin içinde kullanılıyor bu. Belki değiştirirken falan mesela o şekilde bunu kullanabilirsiniz. Arıtma suyunun filtresini açıp, reçinenin filtresini açıp, reçine ömrü bittiğinde bununla birlikte değiştirebilirsiniz. Güzelmiş bu ya. Bundan var mı başka? Bir tane varmış. Bundan fazla olur. Bak işimi görürdüm. Bundan bir tane varmış sanırım. Bunu da şöyle koyalım. Ah benim. Humus toprak yollamış. Humuslu toprak. Akvaryum bitkileri için gübreli tavan toprağı. Bunu en alt zemine koyabiliyorsunuz. O şekilde kullanıyorsunuz. Bu da yine substrat diye düşünüyorum. Ama bakayım bir. Açılıyor mu? Evet. Burada dediğim gibi substrat. Yani en alt zemine kullanıyorsunuz. Akvaryum soyulundan önce zemine koyup bitkilerin daha hızlı girişimini veya bitkilerin köklerinin daha sağlam tutulmasını sağlıyorsunuz. O işe yarıyor. Bir tane de aynısının büyüğü var. Şöyle koyalım bunları da. Fertil plan. Yine Prodak'ın ürünü. Oh. Bu da yine taban malzemesi. Yine aynı şekilde substrat diye geçiyor sanırım bu da. Ay. Yine bir tane daha aynısından var. İki tane substrat yine diyebileceğimiz ürün geldi. Oh. Koli anca bitirdik. Video kaç dakika oldu bilmiyorum. Umarım çok uzun değildir ama hediye olanlar bir sonraki kolide kalmış. Şansınıza. Bir kestim galiba. Neyse. Bu arada tekrardan teşekkür ederim. Ben bu kadar malzeme olduğunu bilmiyordum. Bayağı doldurmuşlar yani. Sağ olsunlar. Oo, babalar buradaymış ya. Diğeri komple Prodak gibi bir şey. Burada farklı farklı ürünler var. Şimdi Prodak'ları aradan bir çıkartalım. Bir tane daha yine Prodak'ın ısıtıcı kablosu gelmiş. Bunları sürüngenlerde veya çok fazla olan sayıda akvaryumunuz varsa onların altında falan
çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yalnız 3 tane ısıtıcı kablo oldu. Oo, bir tane daha var. 4 tane ısıtıcı kablo oldu. 5 tane ısıtıcı kablo oldu. Bu arada şu anki çekilişte konu bunlar değil ama bir sonraki çekilişte bunlardan da vereceğiz. O yüzden dediğim gibi Beta Marketim'in Instagram hesabına ve benim Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Yani bu videoyu da aynı anda muhtemelen ben çekiliş için konuyu açacağım. Şu ısıtıcıları bir çıkartalım aradan. Yine bir tane daha ısıtıcı kablo. Yani ben artık bu odanın zeminini komple kaplasam anca bitiririm yani bunları. Isıtıcı kabloları. Bayağı bir yollamışlar sağ olsunlar. Ben de zaten eve zeminden ısıtma yapmak istiyordum. O yüzden iyi denk geldi. Bir tane daha led geldi. Karışık ledmiş bu da. Oo bak bu güzel. Bir tane Prodac'ın şöyle minik bir ısıtıcısı var. Minik olması çok işe yarıyor gerçekten. Su yüksekliğiniz çok alçaksa veya paludaryumda kullanacaksanız veya vivariumda kullanacaksanız gerçekten oldukça iş görür bir malzeme. Çok enteresan. Buradan bir tane daha çıkış da var. Şöyle ufacık bir malzeme ve su yüksekliği fazla olmayan şeylerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Magic Control. Yani bunları ben dediğim gibi ürünlerin incelemesini muhtemelen ayrı ayrı yaparım yani. Kanalda zaman zaman. Bu ısıtıcıdan bakalım başka var mı? Yok galiba. Bu ısıtıcıda fazla olabilirmiş. Evet. Şu ledleri de aradan çıkartalım. Bir tane daha mix led gelmiş yine. Karışık. Bir tane daha yeşil gelmiş. Oo ısıtıcı kablo bitmiyor daha. Abi ne yaptınız siz ya? Ne yaptınız bu kadar? Ben komple zemini kaplasam yine olmayacak. Yani artık üst katı falan da kaplarım veya üstten de kaplarım. Böyle komple evi dönerim etrafından. Ancak kurtarır yani beni. Bakalım başka var mı? Herhalde başka şey yok. Tamam. Artık Hidor'lara geçtik sanırım. Burada da biraz Hidor ürünleri var. Şöyle. Oo Arowana. Prodac'ın yine Arowana tarzı balıklar için sıvı besin takviyesi. Hani suyu onlar için daha güzel düzenli hale getiriyor bu ürünler. Ama Arowana'mız yok şu an. Tabii muhtemelen Betelar'da falan da düşük ölçekte kullanarak Betelar'da da kullanılabilir diye düşünüyorum ben. Burada Hidor'un iki tane BioLife, Medium BioLife, BioFlo Small mu? Small ve Medium şeyleri çıktı. Bunları sanırım şeyin ağzına bağlıyoruz. Çıkışın ağzına bağlıyoruz. Dönerek bir skimmer etkisi yaratıyor. Süngerler var etrafında. Bu şekilde bir skim etkisi yaratıyor. Gerçekten değişik bir ürün yani. Burada yine Hidor'un J2 aksesuarlarından bir tanesi gelmiş. Speed regülatör diyor. Açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Oo. Regülatör bayağı kaliteli duruyor yalnız. Şöyle göstereyim. Gerçi size detay çekerim muhtemelen bunları. Şöyle çift göstergeli bir regülatör. Çıkış tek mi? Evet çıkış tek. Şurada ince ayar gibi de bir ayarı da var. Gerçekten güzel. Vay be. Koyalım yerine. Şurada bir tane yine termostatımız çıktı. Bu ısı termostatı. İsterseniz ısıtıcı kablolarda kullanabilirsiniz. İsterseniz ısı ile ilgili bir ampulde kullanabilirsiniz. Veya akvaryum ısıtıcısının bir termostatı yoksa o şekilde bağlayıp onu da termostat olarak kullanabilirsiniz. Zaten burada yazıyor aynen. Fresh water, marine akvaryum var ve teraryumlar için uygun diyor. Bir tane probe var ve bir tane de priz girişi var. Oradan bağlayıp istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Çok güzel bir ürün. Oldukça işime yarayacak bir ürün. Sonra şurada Hidor'un pompa kontrol cihazı var bir tane. Pompaların, gerçi herhangi bir şeyle bağlanabilir muhtemelen. Hani bu dalga motoru kontrolü, pardon yanlış söyledim pompa olarak da. Dalga motorunuz eğer düz bir dalga motoruysa, ki bende düz bir dalga motoru benimki otomatik olduğu için onu kullanamam muhtemelen. Eğer düz bir dalga motoruysa bu şekilde bir cihazla bunu kontrol edebiliyorsunuz. Sanırım Hidor'un normal kendi dalga motoru da var. Belki ondan da alıp bunu da bir test ederiz videoda. Ama şık yani gerçekten şık duruyor. Hani biliyorsunuz tuzlu tankların panelleri oluyor. Onlara koyarsanız gerçekten şık durabilecek bir ürün. Görselliği baya güzel. Yine Hidor'un iki tane ısıtıcı kablosu. Kaç metre? 15 watt, 25 watt. 3,5 metre. Bu kaç metre? 3,5 ile 4,5 metre. Yani bir şey diyemedim. Ben bu için çağırayım. Beni komple böyle kabloya sarsın. Ben böyle bütün kışı onunla ısınırım yani vallahi. Çok güzel olur. Çok teşekkürler bu arada ya. Makara yapıyorum biraz ama gerçekten çok teşekkürler. İlla ki bir şekilde lazım olacak ürünler yani onlar hepsi. Yine Hidor'un çok güzel bir CO2'si. Hatta set halinde bu sefer gelmiş. Bu neyi bilmiyorum tam ama şöyle güzel bir set halinde. Bu CO2 Green Advanced modeliymiş. 500 litrelik akvaryumlara kadar kullanılabilir diyor. Yine çift göstergeli. Hortumu mortumu içinde de var sanırım. Damla sayıcı da var içinde. Yani bilmiyorum ama bunu denemek lazım kesinlikle. Çünkü çok değişik bir şey. Denemeden bir şey diyemeyeceğim ona. Süper bir ürün ya. Evet. Burada da yine eksklusif bir set var. Bunda da sanırım bir de ek olarak tüp var. Küçük tüpü var yanında. Tüpüyle birlikte geliyor. Evet. Bunda da yine tüpü, regülatörü hepsi tam bir set.
minik bir tüp var. Bundaki tabii göstergesi yok. Bunda şöyle küçük bir set var ayarımız. Bunda sanırım gösterge olarak yok. Ama kendi ayağı standı vesaire var. O yüzden nano tankları için özellikle çok daha güzel olabilir. Şöyle göstereyim bunu da. Evet, merak etmeyin, bitti. Şimdi geldik size vereceğimiz ürünlere. Şunları şöyle alalım. Kutu açarken yoruldum ya. Bir insan kutu açarken yoruldum mu yani? Yoruldum. Evet, şurada da yine 3 tane Hidor'un dış filtreye takılan ısıtıcısı var. Bundan size tam 1 değil, 2 değil. Kaç kilodaki ya sonra ya? 3 mu? 3. 3 tane veriyoruz. Evet, tam bu şekilde gördüğünüz gibi. 3 tane veriyoruz. Kendi istediğiniz filtre boyutunu seçiyorsunuz. Hortum boyutunu seçiyorsunuz. Ona göre istediğiniz ürün yollanıyor size. Tabi bunun için katılım şartlarımız oldukça basit olacaktır. Ben Instagram'dan yine gönderiyi açmışımdır. Oradan girip bakabilirsiniz. Oradan şartları sağlayan arkadaşımıza muhtemelen uzun tutmayız da bir hafta falan gibi bir süreç tutarız. Bir haftalık süreçte muhtemelen çekiliş yaparız, bitiririz. Çünkü bir sonraki hafta yine bir çekiliş daha var. Yine Beta Market'in sponsorluğunda. Bir çekilişimiz olacak. Hatta toplamda 3 tane ayrı ayrı çekiliş yapacağız sizlere. O yüzden takipte kalmanızı tavsiye ediyorum. Oh, yoruldum ya. Ben yoruldum hayat. Ben yoruldum arkadaşlar. O yüzden bu videoyu burada kapatalım bence, bu vlogu. Bu vlogda böyle güncel durumu anlatmış olalım. Kutuyu açmış olalım. Farklı yine tanklar da gelecek, onların ürünleri de gelecek. Kutu açılımları, kurulumlar vesaire, tam gaz devam edeceğiz. Sadece bu vlogluk, bana müsaade edin. Bir de video zaten çok uzun oldu. O yüzden buna şimdi bir şeyler daha eklersem bir saati bile geçecek video belki. O yüzden böyle kapatalım. Eğer video beğendiyseniz aşağıdan like tuşuna basabilirsiniz. Teşekkür etmek istiyorsanız da aşağıdan istediğiniz miktarda teşekkür edebilirsiniz. Para miktarıyla da, yorumla da yani edebilirsiniz. İkisi de benim için değerli gerçekten. Katıl butonunu saydık galiba. Tamam saydık, tamam. Kanala abone olup zile tıkladınız zaten değil mi? Onu da yaptınız, tamam. Instagram'dan takip edenler varsa Instagram'ı takip etsinler. Yine dediğim gibi Beta Market'imi takip etsinler. Zaten bu videodan sonra direktman çekilişi başlatacağız. Buradan bir kez daha sizler aracılığıyla teşekkür ediyorum. Beta Market'in Pet Shop'a bana bu ürünleri yolladıkları için. Gerçekten güzel ürünler. Çoğunun zaten incelemesi de gelecek kanala. Sadece beni düşünmemişler zaten. Bir de sizleri de düşünmüşler. Sizleri düşündükleri için de ekstra teşekkür ediyorum onlara. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu arada Bursa'ya gidelim mi ya? Ne yapalım? Bir vlog çekelim mi? Merak eden var mı? Vallahi ben merak ediyorum şahsen. Muhtemelen gideriz ya. Bu vlogtan sonra belki gidebilirim hatta. Belli olmaz. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so one, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back, you don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face. Looking back, mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal.